Neye bakıyorsun acaba ya? Bu ne be ya? Vampir içeceği gibi. Kivi. Kivini de o suyunu çıkarttınız ha. Selam beyler. Aleykümselam. Yes, bir çay verin ben. Hayırdır Bozuk abi? Ne oldu koluna ya? Ne olsun? Dayak attım ya. Dayak mı attın? He. Dayak atılınca genelde karşı tarafın kolu sarılır da. Dayak attın. Taş kafanın birisi olunca kol böyle çatlıyor. İsmail'i kastediyor be ya. Benim de test etmişliğim var. Kafa kafa değil, iskele babası. Ama sen de çok ırpaladın çocuğu be ya. Öyle ağzını burnunu vurulur mu ya? Ya bırak kolum oğlu da. Yardıma ihtiyacım var ya. Bir şahit lazım. Bugün mahkemem var ya. Boşanmamız lazım. Birisi gelsin Gülpen'in beni evden kovduğunu söylesin. Bitsin bu iş tek çelsede be. Hayatta olmaz Bozkır Bey. Bizden her şeyi isteyebilirsin ama böyle bir şey asla. Ya niye, yalan mı? Geçinemiyoruz ki. Ya tamam da abicim, biz bunu mahkemede söyleyemeyiz. Bize yakışmaz. Bozkır abi, ya öyle bir şey istiyorsun ki mümkünatı yok. Hani sen desen ki gelin konuşun bizi barıştırın, başımız gözümüz üstüne. Ama sen şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki gelin konuşun bizi boşandırın falan. Bu sen onu yapacak delikanlı yok. Net. Doğru söylüyor abi. Biz hepimiz helal süt emdik. Kimsenin yuvasını yıkmayız. Yani senin yuvanı yıkacağıma gider hamamı yakarım daha iyi abi ya. Sen gelsene. Nereye ya? Mahkemeye. Yok canım, oldu. Hayatta olmaz ya. Selami çok doğru bir şey söyledi yani. Sen bizim aramızda sana bunu yapacak adamı bulamazsın. Biz böyle çiğ süt emmiş adam barındırmayız mahallede ya. Bir tane adam bulamazsın böyle ya. Ya size bir işimiz düştü. Gelin bir yardım edin dedik. Of be, duruma bak ya. Ya biriniz gelsin şahitlik etsin. Bitsin bu iş ya. Hayatta olmaz. Ben varım be ya. Ben gelirim. Çatır çatır da anlatırım her şeyi. Ah, kim bile itiraz edemez. Ama. Vay alçak vay, sen yuvam yıkacaksın lan. Püh! Yuvam kalmış ortada be ya. Görmüyor musun kanadı kırık göçmen kuş gibi adamın hali? Hey Cuma. Seni affetmekte biz hata etmişiz. Çık lan! Çek git lan lütfen. Çık lan! Nerede gidiyorsun be ya? Sakin olun be ya. Adam yardım istedi. Hiç mi yardıma ihtiyacı olana yardım etmeyeceğiz? Ya yardımını kabul etmeyeceğim tek adam sendin Cuma. Ama kabul. Tamam, sen gel. Ama geç kalma sakın ha. Mahkeme bugün, bitsin bu iş be. Hiç merak etme. Hazır kıta oradayım ben. Tamam. Oh be. Ne bakıyorsunuz öyle pis pis be? Var mı acaba kahvede başka yüzüme tükürmek isteyen var mı acaba? Ben sizin gibi miyim? Ben sürü psikolojisine uyacak bir tip miyim acaba? Siz bakın bakalım bana. Hayatta sürünün peşinden gitmem. Yardıma ihtiyacı olan bir adamım. Sen bana bir çay ver bakalım. Vay be. Adiye bura. Merhabayım, geçmiş olsun. Bozkır hocam, şöyle buyurun isterseniz. Merhaba. Ben çok yoruldum, oturayım biraz. Ay. Geçmiş olsun. Geçecek, geçecek. Ebediyen hayatımdan geçip gideceksin, ebediyen. Onu kastetmiyor baba, kolunu diyor. Ha, bu geçecek, geçer. Asıl buradaki var ya, buradaki hasar geçmeyecek burası. Asıl hasarı sen verdin bana Bozkır. Çok şükür bugün senden kurtuluyorum. Bugünleri de Allah bana gösterdi. Çok memnunum. Çok çektim senden, çok. Ya neyimden çektin, neyimi gördüm be kadın be? Asıl ben senden çektim. Yıllarca başımın etiniydin, dır 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 dır. Ben senden asıl bir gün görmedim, ben. Şimdi bağlaman. Sana yemek pişirir, ütülerini yapar, çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkar. Hepsini ben yaparım. Hepsini kendim yaparım. Bağlamam duvarda asılı dursun, elime aldığımda bana bir ses versin yeter. Sürüm sürüm sürüneceksin. Madem evlendiğine pişman oldun, şimdi boşandığına bin pişman olacaksın Bozkır Bey. Göreceğim ben o günleri. Göreceğim ne halde olduğunu. Oho, böyle göbek atacağım. Şahitsin lan Cuma. Şahitsin. Bunların hepsini içeride mahkemede bir bir anlatacaksın. Bunların hepsini anlatman lazım. Hiç merak etmeyin. Bir evin katar anlatırım hakime. Yağlarım, yıkarım. Şahidim ben be ya. Sus. İşte babam başın diyor ya. Ya yavrum, ağlama şimdi sen ya. O gözyaşlarını duruşmaya sakla. Ağla ağla, açılırsın be, ağla. Bırak. Ağlamasın ağlamasın ama yazık, günahdır bu kızın gözyaşlarına. Bir tanecik kızınız var. Beyefendi, vazgeçin gitsin. Önce vazgeçsin. Asla vazgeçmem. İşte uyum budur be ya. Hiç yeri değil ama siz birbiriniz için yaratılmışsınız be ya. Valla. Hadi be. Meli var mı ya? Günah kız. Yandım yandım ben be ya. Thank you.
Şahit, Şahit sen misin? Arkanızda da yazdığı gibi efendim, adalet mülkün temeli ise şahidi de benim ya. Anlat bakalım. Sayın sevgili biricik hakimim, Oscar Bey ve Gülperi Hanım aslında iç geçinemezler demek isterdim. Ama aslında gül gibi geçinip giderler. Onlar aynı dalda iki kiraz, bir koçun şeysi, boynuzları gibi aynı baştalar. Yani bir şey oldu aralarında, sudan sebepler yüzünden atıştılar, tartıştılar, gerginlikler oldu. Ne diyorsun lan? Yorum ya, doğru söylüyorum. Şahit, doğru mu söylüyor? Evet, doğru söylüyor. Hayır. Siz susun. Sessiz olun. Siz bu adamı nereden tanıyorsunuz? Tamir için evinize mi geldi? Tamire geldi bize. Evet. Bu adamı benim kadar tanımazsınız. Bu herifin girdiği evde huzur kalmaz. Bizim eve de geldi bu herif. Ben de diyorum, nereden gözüm ısırıyor merhabayı? Bütün boruları patlattın gittin. Apartmanda huzur bırakmadın. Ama sizin yöneticilikte biraz şeycik de, ne bileyim. Kulu komşu birbirine girdi. Karım boşadı senin yüzünden beni, karım. Öyle mi ya, başınız mı sağ olsun desem, geçmiş mi olsun, ayarım olsun artık. Yani söyleseydiniz ben gelirdim, sizin evliliğinizi de tamir ederdim. Ya ne olacak, elime mi yapacak? Adam değilsin adam. Şurada sana yemin dahi ettirmedim. Çünkü senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Çık dışarı. Çık. Gel lan. Ama bu kadar insanın işi... Çık diyorum. Yani şimdi bu... Çık. İnsan kovmanın da bir şeyi var. Çık dışarı. Çık. Çık çık çıkıyorum. Ay işler kolay kaldı. Benden bu kadar. Bay bay. Siz de hemen öpüşüp barışın. Ne duruyorsunuz öyle? Evinize gidin. Gir daha da bu cuma denen herifi sakın evinize sokmayın. Kalkın kalk. Hadi. Hadi öp. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.